Gelişmiş torpidoları satı hedeflerine atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan denizaltılarını deniz kuvvetlerimiz envanterine dahil etmiş olacağız. Değerli konuklar, tabii Türkiye özellikle son yıllarda her alanda yetkinliğini arttırmaya devam ediyor. Savunma sanayinin yanı sıra denizcilik, ticari denizcilikte de Türkiye önemli bir mesafe aldı. Bugün özellikle mega yat imalatında Türkiye bir marka oldu. Tuzla Tersaneler bölgesinin yanı sıra Yalova Altınova bölgesindeki tersanelerde tamir başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gemi inşaatı devam ediyor. Bu vesileyle tersane kapasitemizi son 15 yılda 37'den 77'ye, 78'e inşa kapasitemizi de 500 bin tondan 4,5 milyon deadweight tona yükseltmiş bulunuyoruz. Evet, denizcilikte son 15 yılda uyguladığımız teşvik politikalarıyla ticaret filomuz Türk sahipli ve Türk bayraklı olmak üzere dünyada 19. sıradan 14. sıraya yükselmiştir. Türkiye'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği 100. yıl hedefi 2023 hedeflerine adım adım kararlı bir şekilde yürüyoruz. Ancak denizcilikte bu hedefleri çok daha erken yakalayacağımız aşikardır. Bugün ilk kaynağını yapacağımız Murat Reis denizaltısı deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak, dosta güven, düşmana da endişe salacaktır. Bu vesileyle bu projenin ülkemize, deniz kuvvetlerimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere savunma bakanlarımıza, önceki dönem savunma bakanımız Fikri Işık Bey'e ve Nurettin Canikli'ye, deniz kuvvetlerimiz komutanlar başta olmak üzere emeği geçenlere ülkem, milletim adına teşekkür ediyorum. Yalnız bir hususu bu vesileyle dile getirmek istiyorum. Şöyle bir baktım, denizaltıların inşa süresi çok uzun. Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 10 yılı buluyor. Bu çok uzun bir süre. Türkiye gemi inşaatında çok büyük tecrübe kazandı. Bu sürenin tekrar gözden geçirilmesi konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bir inisiyatif olmasını ve sürenin mutlaka 62 ay, yani topu topu bir denizaltı inşa ediyoruz. Bunun %60'dan fazlası ekipman, teçhizat, gerisi işte çelik teknesi,
veya işçiliği vesaire. Dolayısıyla bu tedarik takviminin gözden geçirilerek mutlaka bu sürenin kısaltılması gerekiyor. Bu konuda istirham ediyorum. Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditleri ve riskleri dikkate alarak bir an önce bu denizaltıların filomuza dahil edilmesinin zaruri olduğu kanaatindeyim. Türkiye bugün hem yurt içinde hem yurt dışında terörle etkin mücadele ederken bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege'de, Akdeniz'de bir takım komplolar, bir takım tezgahlar peşindeler. Buradan açık ifade ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye deniz kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmaz. Bu duygu ve düşüncelerle 90 yıldır askeri tersane olarak deniz kuvvetlerimize büyük hizmetler veren, Gölcük depreminde çok büyük hasar alan ama kısa sürede tekrar eski gücünü ve kapasitesini yakalamış Gölcük tersanemizin hem ülkemiz için hem bölgemiz için çok önemli bir görevi daha ifa ediyor olması hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle inşaatı gerçekleştirilecek bu denizaltıların, deniz kuvvetlerimizin savunma önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor ve emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tanzimat olarak ilk kaynağın yapılması. İlk kaynağın yapılması Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'dan arz olunur.
anı fotoğrafı çekilmesi. Sayın Başbakanımızın tersane işçilerimiz ile fotoğraf çekimi için diğer konuklarımızın yerlerini almaları arz olunur. Fotoğraflar çekiliyor.